65 numaralı ayet. Bakınız, şimdi şuraya cuma namazını kılmak üzere toplandık. Eğer cuma namazı olmasaydı, öğle namazı olacaktı. Şimdi soruyorum size, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okusanız, tetkik etseniz, araştırsanız, cuma namazının nasıl kılındığına, ya bırakalım cumayı, sabah namazının, öğle namazının, ikindi namazının, akşam namazının, yatsı namazının nasıl kılındığına dair Kur'an'da bir ayet-i kerime var mı yok mu soruyorum. Sesiniz çıkmadı. Yoktur. Kur'an'da namazın nasıl kılındığına dair bir tek ayet bulamazsınız. Yok. Yok Kur'an'da. Peki Kur'an namazın günde 5 defa Allah'ın emri olduğuna dair ayet-i kerime var. Kur'an'dan sabit. Namazın vakitleri sabittir. Fakat nasıl kılındığı Kur'an'da yoktur. Peki namazın nasıl kılındığı o zaman neyle sabit? Siz söyleyin. Neyle sabittir? Sünnetle sabit. Yani Hazreti Muhammed Mustafa ile sabittir. Onu kaldırdığınız zaman bir tek rekat namaz kılamazsınız. Niye? Peygamberin zaten hakemliğinde biz namaz kılıyoruz. Onun önderliğinde, onun imamlığında kılıyoruz. Ne diyor Efendimiz? Sallu kemâ ra'eytumûni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de bakın öyle kılın diyor. Namaz kılarken kime bakıyoruz? Kimi kılavuz olarak alıyoruz? Kimi seçiyoruz? Hazreti Muhammed Mustafa'yı. O olmasa namaz kılamayız. Nasıl kılacaksın? Herkes kendi kafasına göre namaz kılmış olur. Aynen böyle olduğu gibi. Aynen böyle olduğu gibi her işimizde yalnız namaz kılarken değil, Efendimiz de buyurmuş, sallu namaz kılın. Kema raytumuni usalli. Beni nasıl namaz kıldığımı gördüğünüz. Aynen böyle olduğu gibi her işimizde yalnız namaz kılarken değil, Efendimiz ne buyurmuş? Sallu namaz kılın. Kema raeytumuni usalli. Beni nasıl namaz kıldığımı gördüğünüz gibi, benim namaz kıldığımı gördüğünüz gibi, benim namaz şeklimi, benim namaz tarzımı esas alın, siz de öyle namaz kılın. Hükmü yer alıyor. Zaten de böyle yapıyoruz. Dünyada şu anda namaz kılan müminler, hiçbirisi kendi kafasından namaz kılmıyor, Hazreti Muhammed Mustafa'dan gördüğü gibi kılıyor. Hadise budur.